Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün 3 tarif birden sizlere hazırladım arkadaşlar. İlk tarifim İtalyan mutfağından atıştırmalık bir tarif. Bruschetta ekmekleri, domatesli bruschetta. Gerekli olan malzemelerimiz. Bir tane bu şekilde baget, 2 tane domates, 1 tane kırmızı soğan, 1 diş sarımsak, 1-2 dal fesleğen, tuz, karabiber, zeytinyağı. Evet, bruschetta domatesli ekmeğimizin yapılışı. Baget ekmeklerimizi dilim dilim keselim. Fırında, tavada ya da silex makinesinde güzelce kızartalım. Bu arada ekmeklerimiz kızarırken bir tane soğanı ince yemeklik doğrayalım. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde. 2 tane domatesi küp küp doğrayalım. Yalnız domatesin çekirdeklerini çıkartacağız arkadaşlar. Bu şekilde. Bunu da çıkartmamızın sebebi ekmeklerimizin kıtırlığı domatesin suyu ile birlikte yumuşamasın diye. Uzun süre kıtır kalsın. O domatesin çekirdeklerini daha sonra dilerseniz salatada, çorbada kullanabilirsiniz. Evet. Domatesin etli kısımlarını bu şekilde doğrayalım. Onları da kabımızı alalım. Fesleğenleri doğrayalım. Daha sonra tuz, karabiber ve zeytinyağı ile lezzetlendireceğiz. Evet, domateslerimizi, soğanımızı, fesleğenimizi güzelce ince doğradıktan sonra tuz, karabiber ve zeytinyağı ile harcımızı lezzetlendirelim. İçerisine sarımsak kullanmayacağım arkadaşlar. Sizler dilerseniz kullanabilirsiniz ama normalinde orijinal tarifte içerisine sarımsak kullanılmıyor. Sadece ekmeğe süreceğiz. Evet, sarımsak kabuğunu soyup başından biraz kestikten sonra şimdi sizlere göstereceğim arkadaşlar sarımsağı nasıl kullanacağımı. Evet, ekmeklerim altın gibi kızardı. Çok güzel takır tıkır kıtır oldular. Gördüğünüz gibi tam istediğim gibi bu şekilde baget ekmekleri kızarmış oldu. Şimdi bunlar üzerine bir parça zeytinyağı ve gördüğünüz gibi sarımsağı ekmeklerimizin üzerine sürteceğiz. Çok güzel bir aroma verecektir sarımsağın o kokusu. Hazırlamış olduğumuz harcı da bu şekilde bagetlerimizin üzerine koyalım. Dilerseniz baget ekmeklerimizin altına krem peyniri, labne peyniri ya da pesto sosu sürebilirsiniz. Lezzetine lezzet katabilirsiniz arkadaşlar. Farklı atıştırmalıklar hazırlayabilirsiniz. En son üzerine parmesan rendeleyeceğim. Fesleğen yaprakları ile birlikte tül dekoru hazırladım arkadaşlar. Dilerseniz bu tül dekorunu parmesan peynirinden ya da eskimiş peynirden yapabilirsiniz. Ocağa peynirden rendelenmiş peynirden koyup orta ateşte peynirlerimiz eriyene kadar pişiriyoruz. Daha sonra kurumaya bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi kuruduktan sonra bu şekilde ekmeklerin üzerine veya herhangi salatada ve birçok değişik sunumda dekor olarak kullanabilirsiniz. Evet. Acuka da yapmıştım. Acuka tarifimi daha önceden sizlerle paylaşmıştım. Ben bu şekilde hafta sonu için güzel bir kahvaltılık hazırlamıştım arkadaşlar. Evet. Bu ilk tarifimdi. Domatesli bruschetta ekmekleri. Malzeme listemi açıklama kısmına ekleyeceğim. Açıklama kısmından malzeme listemize ulaşabilirsiniz. Evet. Birinci tarifim buydu arkadaşlar. Şimdi ikinci tarifimize geçeceğiz. Maydanozlu dip sosu. Maydanozlu çok güzel bir kahvaltılık meze. Bunları denedikten sonra gerçekten artık müptelası olacaksınız. Eminim misafirlerinize de bunları sunacaksınız. Herkes çok beğenecektir. Gerekli olan malzemelerimiz. Bir diş sarımsak. Bir tutam sapları ile birlikte maydanoz, yarım kalıp beyaz salamur peynir, yarım kutu krem peynir, labne peyniri,
biraz tuz, biraz kırmızı toz biber. Evet, hepsi bu kadar. Yapılışı mikser kabımızda sarımsağı ve maydanozu önce çekiyoruz. Çok püre olmadan kısa bir süre çektikten sonra beyaz salamur peynirimizi ovalayarak ekliyoruz ve onu da kısa bir süre çekiyoruz. Yaklaşık 10 saniyeye kadar arkadaşlar. Daha sonra krem peynirimizi ekliyoruz. Tuz ve kırmızı toz biber de ekleyip tekrardan 8-10 saniye arası mikserimizde güzelce harcımızı karıştırıyoruz. Evet, maydanozlu peynirli mezemiz artık hazırdır. Kahvaltıda mutlaka kullanın arkadaşlar. Ayrıca bu karışımı sos tariflerinde de kullanabilirsiniz. Bir kaşık ilave edebilirsiniz. Sosa müthiş lezzet verecektir. Evet, ikinci tarifimiz de buydu. Maydanozlu dip sosumuz. Şimdi üçüncü tarifimize geçeceğiz arkadaşlar. Havuçlu, kırmızı biberli, peynirli meze. Evet, makinamızı, mikserimizi yani hiç yıkamıyoruz. Yıkamadan devam ediyoruz arkadaşlar. Bir diş sarımsak, bir küçük havuç, yarım kapya biber. Bunları mikserimizde güzelce bir çekiyoruz. Gördüğünüz gibi bu küçüklükte. Yaklaşık bir 10 saniye kadar yeterli gelecektir. Yarım peynir kalıp beyaz peyniri de ovalayarak ilave edelim. Devam çekelim. Geri kalan yarım kutu krem peynirini de ekleyelim arkadaşlar. Tuz, karabiber ile lezzetlendirelim. Daha sonra mikserimizi tekrar çalıştıralım. Güzelce harcımızı bu şekilde karıştırarak elde edelim. Güzel bir kıvam oldu. Ve inanılmaz lezzetli arkadaşlar. Şimdi servis tabağımızı alalım. Bu şekilde üçüncü mezemizi de hazırlamış olduk. Kızarmış ekmek dilimlerinin üzerine müthiş yakışıyor. Dediğim gibi soslarda bir kaşık ilave ederseniz çok güzel bir lezzet veriyor sosunuza. Yapacağınız makarna soslarında da. Evet. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bugün sizlere 3 tarif birden hazırladım. Ayrı ayrı tariflerimi de paylaşmıştım. Diğer videolarımdan izleyebilirsiniz. Kanalıma mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim. Çok farklı sos tarifleri de bulabilirsiniz kanalımdan arkadaşlar. Değişik menüler kanalımda mevcuttur. Ayrıca kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayalım lütfen. Paylaştığım videolarım sizlere bildirim olarak gelsin ve paylaştığım tariflerimi kaçırmayın derim. Sizlere de damak zevkine uyacak mutlaka lezzetler bulabilirsiniz kanalımda. Evet, gördüğünüz gibi mezelerimiz artık atıştırmalıklarımız hazır. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Lütfen yorumlarınızı, beğenilerinizi kanalımda eksik etmeyin. Vereceğiniz desteklerden dolayı şimdiden hepinize teşekkürlerimi gönderiyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.